Evet canlarım, güzel bir kruvasan tarifimiz sizlerle. Çok güzel, pamuk gibi ama çok sıcak. Şöyle, o kadar güzel oldular ki tel tel araları şöyle göstereyim size ama tutamıyorum. Bakın şu şekilde. Bize afiyet olsun, size iyi seyirler dilerim. Allah'a emanet olun. İçi bol peynirli, kaşarlı, beyaz peynirli. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı, yorumları beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Hepsi çocuğunuza kucak dolusu sevgiler. Ha bu kızın videolarını beğenmeyeceksiniz de kimi beğeneceksiniz canlarım? Allah hepsi çocuğunuzdan razı olsun. Hoşça kalın canlar. Sevgiyle kalın. Selamun aleyküm değerli takipçilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizi sorarsanız iyiyiz. Allah'a çok şükürler olsun. Şimdi size şöyle hazırladığım malzememi göstereyim. Burada bir tane yumurtamızın beyazı burada, sarısı burada. Sarısını üstüne süreceğiz, beyazını içine katacağız. Çok güzel, kolay, yumuşacık, pastanelerde bile olmayan poğaça tarifi yaptım. Size çekmedim ama bu sefer çok güzel olduğu için size de tarifini vermek istedim. Bunda 2 yemek kaşığı şekerim var. Bunda bir şeker kaşığı tuzum var. Bunu boşaltmadım görün diye. Bir tane şöyle kuru mayam var. Bir tane ılık bir bardak. Bir su bardağı ılık. Bak ılıtıyorum onu canlar. Bir su bardağı ılık suyum var. Şöyle bir çay bardağına yakın sıvı yağım var. Şöyle bir su bardağı gene ılık sütüm var canlar. Şöyle de kapımı alıyorum. Şu yüzümü ben çıkarma canlar unuttum. Tekrar bir yalımı yıkayayım. Şöyle. Malzemelerimiz bu kadar. Tabii ki siz beni mazur görürsünüz. Neyi unuttum? Tabii ki de Filiz unu unuttu. En önemli şeyim. Şimdi sütümüzü Bismillahirrahmanirrahim deyip kabımı alıyorum. Bismillah. Ondan sonra cüme ılık suyumu da koyarım. Sıvıları koyacağız önce. Sıvı yağımızı da koydum. Şimdi mayamızı dökeceğim. Bir paketi komple döküyorum canlar. Bugün kameranın yerini değiştirdim. Bu şekil güzel oldu değil mi canlarım? Sizler neler yapıyorsunuz? Neler ediyorsunuz? Bugün de böyle bir poğaça yapayım dedim. Hem çocuklar çantalarına boyarlar. Hem akşamdan çaylarını içiyoruz. Şöyle aktif hale gelmesi için azıcık karıştıracağız bunu. Hem Erdoğan işe getirir. Bir kahve alır orada yer. O seviyor böyle. Bir tane iki tane alır yanına. Çok güzel puf puf kabaran bir poğaça tarifimiz sizlerle canlar. Evet. Şöyle. Şimdi neyi koyacağız buna canlar? Şekerimizi de dökeceğiz. Tekrar şekerle beraber. Buraya çok dikkat edin canlar. Bak şekerini ilk anda dökmedim. Ben de bu tarifi alıp yaptım. Milyonlar izlenen gerçekten bir tarif. Şöyle. Videomuzu beğenirseniz, yorum yaparsanız, sevdiklerinizle paylaşırsanız çok çok teşekkür ederim size. Beğeni tuşuna basmayı unutmayalım. Şimdi yumurtamızın beyazını içine dökeceğiz. Şöyle. Tuzumuzu da açacağız içine güzelce. Evet, sarısı üzerine. Şimdi bunu güzelce tabii ki elimle karıştıracağım canlar. Suyumu da açacağım tekrardan. Bakın buraya dikkat edelim canlar. Siz de aynen bu şekilde yapın. Malzemelerimiz bu kadar. Gerçekten çok kolay. Bunu hepiniz yaparsınız. Hepiniz. Sosun birazcık da. Şeker erimemiş içinde.
Şimdi ılık suyumuzdan canlar vazgeçiyoruz. Bu aşamada yarım çay bardağı da tam kaynamış su dökeceğiz içine. Bunu mutlaka yapın canlar, mutlaka. Şöyle yarım çay bardağı da, evet, kaynamış su döktük. Şimdi yaklaşık 5 su bardağı su alıyor. Ama ürüne göre bazen 6 da alıyor. Kararlayarak unumuzu şimdi dökeceğiz. Hepsini bir kere de değil. Bismillahirrahmanirrahim. Bence bu buna yetmeyecek ama. Yetmezse tabii ki unumuzu alacağız. Şöyle az az görüyorsunuz. Ben bir un daha alıp hemen geliyorum canlarım. Hemen. Evet canlar, ben bir un daha aldım, geldim. Şöyle. Yine göz kararı. Yumuşak bir hamur elde edeceğiz bundan. Bakın canlar, kapımızı nasıl kendisi bıraktı görüyorsunuz. Unu az az benim gibi aynen koymaya dikkat edin. Bulaşık makinesi de bitmiş. O da diyor ki sen de bana dikkat et, bizi buradan çıkar. Önce bir buharlara gitsin bakalım. Benim unum canlar yeterli. Şimdi bunu güzelce yoğuracağım. Adam akıllı yoğuracağım. Ondan sonra tabii ki mayalandıktan sonra normal poğaça gibi değil, gene aşaması var. Onları da sizlere göstereceğim. Kesinlikle daha un koymuyoruz. Yani bir bardak bundan aldım. 5, aynı dediğim gibi 5 su bardağı un aldı. Bir bardak anca bundan aldım. 4 su bardağı da öbüründe vardı. 5 su bardağı. Ben hamurumu güzelce şimdi yoğurayım, geleyim canlar. Canlar, telefon gelince hiç anlamadım ne oldu diye. Bu şekilde ben hamurumu canlarım yoğurdum. Böyle. Şu şekilde. Bakın çok güzel bir hamur oldu. Şimdi bunun üzerine örtüp mayalandığı zaman tekrardan görüşürüz canlar. Mübarek mis gibi oldu. Canlar, evet, tekrardan. Bana merhaba. Siz de hoş geldiniz. Canlar, hamurum şöyle bakın kabardı. Daha gerçekten hiç ellemedim. Şöyle. Şöyle altını gösterirsem size ancak. O zaman mis. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Şimdi sizi şuraya birazcık alayım canlar. Hep beni görmem, bıkmam belli. Efi! Zeynep eşi, Zeynep bağırıyor diyecektim ha. Şimdi şöyle. Hı.
Pofuduk gibi öldürürler. Teyzeleri pofuduk gibi. Şimdi bunu da başka yere karıştırmadan yine tekrar da şöyle koyacağım. Dediğim gibi çok un koymayarak şöyle elimizden. Bakın şimdi bu ne durumlara gelecek. Siz oklavayla da açabilirsiniz. Bunu şimdi canlı açabildiğimiz kadar, tabii ki onun da bir kıvamı var. Açacağız. Ben bu arada yumurtayı hiç sevmem. Söyleyeyim size de onu burada. Yani böyle dayanamam, yumurtanın sarısını görüyorum ya. Hiç hoşlanmıyorum bu görüntüden. Rifi. Hamurum gerçekten çıtır çıtır etiyor teyzeleri. Allah'ım güle güle. Nasıl kabardığını da görüyorsunuz. Şimdi bu kadar bana yeterli şu şekilde. Bunu böyle yaptıktan sonra canlar, hemen şöyle tepsimi alıyorum. Şöyle yağlı kağıdımı da sileyim. Yamuk yumuk yağlı kağıdımı. Ama bu buna küçük oldu gerçi. Ya bir yağlı kağıt aldım. Mübarekten bir kere kurtuldum. Atma da atamayırım bunu, kıyarım. Çok mudar oldu görüyorsunuz. Kesilmemiş olandan çıktı bu. Fark etmemişim onu. Ama az kaldı. Bu benden kurtulacak inşallah. Ben de bundan. Pamuk hiç boşuna bağırma oğlum. Buraya alamam seni, alamam. Gel Pamuk, gel. Eyfi. Evet. Şöyle yağlı kağıdımızı da serdim. Şimdi canlar ne yapacağız? Şöyle bir 150 gram tereyağı erittim. Bu şekilde. Şöyle. Birazcık arasına dökeceğim. Şöyle. Evet. Sonra elimden bunu güzelce yayacağım. Şöyle. Evet, şimdi o birazcık daha beklesin. Şimdi bunu canlar şöyle katlayacağım. Bakın. Öbür katına değil, sadece bu katına da koyacağım. Ayarlayın yağınızı. Hem buna yetsin hem öbür parçamızı. Evet canlar. Bakın şurası çok önemli canlar. Buraya birazcık dikkat edelim. Burayı yine aynı şöyle poğaça mıydı? Aynı bu şekilde bakın. Az önceki hale getirdi. Nasıl kabarıyor? Buna bakın, kocaman oldu. Şimdi bunu buraya koyacağım. Tekrardan yağladığım hamuru. Kafanız karışmasın. Görüyorsunuz hamurun güzelliğini, elden bile nasıl açılıyor.
Evet canım, bunu da aynı bu şekilde yine yağlayacağım. Pamukcuğum üzülüyorum sen bağırınca aşkım. Ama tüylerin buraya gelir anneciğim, tüylerin. Hamur resmin beşime geliyor. Çok özlü görüyorsunuz. Şu şekilde. Pamuk resmen çıldırdı. Şöyle gerdirerek canlar. Şimdi bakın şöyle dört kulağını tut ayrı. Az önce yaptığımızı geri alıyorum. Şimdi bunu koyuyorum. Poğaçalarımızın kıvamını görünce canlar gerçekten şaşıracaksınız ama burada şey diyorlar, bilmiyorum orada ne, kruvasan. Kruvasan tadında poğaçalarımız oluyor. Çıtır çıtır kat kat oluyor bu. Gerçekten deneyin yani. 20 dakikanızı almaz toplamda. Ben bu arada bunu yoğurduktan sonra bir ton daha iş yaptım. Alışverişe bile gittim. Geldim canlar. Evet. Şimdi bu aşamada canlar ne yapacağız? Sona doğru geldik. Buna rendelemiş olduğum önceden derin dondurucuda çıkarttım. Siz taze de tabii ki koyabilirsiniz. Şöyle kenarlarına güzel gelecek şekilde. Şöyle. Her zamanki gibi tabii ki bol bol. Evet. Biliyorsunuz poğaça, peynirli şeyleri yediriyorsunuz da peyniri. Bunu normalde tarifinde canlar beyaz peynir yok. Ama sadece kaşar peynir koyulduğu zaman mesela yarına kalan poğaçamız tabii ki biraz sertliyor. Ama birazcık beyaz peynir hem tadını güzelleştiriyor canlar hem de daha bir kıvamlı oluyor. Çökelek de siz beyaz peyniriniz yoksa, çökelek varsa tabii ki onu da koyabilirsiniz. Efe! Şimdi bunu böyle bu şekilde yaptık mı canlar? Yaptık. Daha benim kıymamda duruyor. Sulu köfte olmayı bekliyordu. Şimdi bu şekilde yaptık mı? Bunu şimdi böyle canlar. Bakın. Saracağız. Değişik çok değil mi? Böyle canlar bakın. Efe'ye bağırın, ne yapayım ben? İçim acıyor ne ya. Kafeste de değil, dışarıda.
Şimdi canlar tepsimizi alıp şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Çok büyük değil. Ama çok da küçük değil. Şöyle canlar şu kıvamda. Size bunda bir püf noktası daha vereyim canlar. Böyle diyelim aldığınızda şöyle çok hafif bastırarak koyabiliriz. Şöyle. Bunu da bir tane koyalım. Evet. Şu şekilde diğerini de yapacağız. Aynı şekil yani. Evet canlarım. Şimdi ben böyle tepsime bunları doldurdum. Hani sığabileceği şekilde bu yönünü bu yönünü koydum bakın. Düzgün koydum. Bir daha çevirdim onları. Çünkü iki tepsi olmaya bir tepsiye de böyle yine de birbirlerine değmeli yerleştirdim. Şimdi güzelce azıcık sıvı yağ. Çok az da yani böyle diyeyim size bir şeker kaşığı yoğurt koydum. Bir tane yumurtanın sarısını koydum. Şimdi böyle yumurta sarılarını da sürelim canlar. Şu şekilde. Azıcık daha şuraya yaptım onu da alayım. Evet canlar devam süreceğim şimdi. Kanalımıza abone olmayı canlar beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Allah hepinizden razı olsun. Önceden ısıtmış oldum. 180 derecelik fırına. Yarım saat 45 dakika. Poğaçalarımızı süreceğim canlar. Şunu da ziyan etmeyeyim. Kıyısına, köşesine sürelim. Gerçekten bakın bunun lezzetine doyamayacaksınız. Diyecekseniz ki öbür poğaçalara son. Az yaparım, öz yaparım diyeceksiniz. Buradan hamur yoğurmamı seven tüm takipçilerime selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Poğaçamın son halini de size atacağım. Hepinizden Allah razı olsun. Bir başka videomda inşallah görüşmek üzere canlarım. Hoşça kalın.